TPAO, Şırnağ'ın Gabar, Cudi ve Kato Dağları'ndan sonra yeni bir keşfin hazırlığını yaptığını belirtiyor Sabah Gazetesi. İlk kez sabahın görüntülediği Kumluca'daki Alakır 2 tespit kuyusunda Sondaj başladı. Çalışmalar sonunda yeni müjdelerin verilmesi bekleniyor. Petrol üretiminde hedeflerine adım adım ilerleyen TPAO'nun yeni adresi sahil kenti Antalya demiş Sabah gazetesi. Bu arada gündem başlıklarımız altında altında da vermiştik. Yol haritası hazırlandı. Türkiye doğalgazda merkez oluyor başlıklı. Şimdi haberimizi ekranlarınıza getireceğiz. Açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'tan geldi. İşte Novak'ın o açıklamaları. yol haritası hazır. Türkiye enerji merkezi oluyor. Türkiye son dönemde enerji alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Birçok noktada petrol ve doğal gaz keşfi yapılırken enerji merkezi olma çalışmaları da eş anlı olarak devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Novak, Gazprom ve BOTAŞ'ın konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek Azerbaycan'ın da Türkiye'deki doğal gaz merkezi projesinde yer almaya hazır olduğunu bildirdi. Alexander Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğal gaz merkezi projesinin ilgi gördüğünü anlatan Novak, Gazprom ve BOTAŞ'ta bir yol haritası hazırlandı ve düzenlemeler yapılıyor. Yakın gelecekte projenin uygulamaya konmasında ilerlememizi sağlayacak şekilde imzalanacağını umuyorum. Bu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın yoğun ilgi gösterdiği bir proje. Ayrıca başka katılımcılar da var. Örneğin Azerbaycan da projede yer almaya hazır dedi. Novak, projeye başka ülkelerinde katılabileceğini belirterek, Türkiye ile doğalgaz alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Söz konusu projelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vardığı anlaşmalarla neticelendirildiğini belirten Novak, enerji sektöründe ve özellikle de doğalgaz sektöründe başarılı işbirlikleri yürütüldüğüne inanıyorum açıklamasında bulundu.